Arkadaşlar merhaba. 18 soruluk tarih denemesinin dördüncüsüyle devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinin ülke yönetiminde teşkilatlı bir yapıya sahip olduklarının kanıtıdır? İkili yönetim anlayışının uygulanması bu bir teşkilatlanmadır. Dolayısıyla bu olur. Boylar birliği halinde örgütlenmesi yine bu teşkilatlı yapıyı gösterir. Devlet meselelerinin kurultayda görüşülmesi bu da yine teşkilatlı yapının bir kanıtı olur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Birliği'nin Türkler üzerinde uyguladığı asimilasyon politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir? Farklı lehçelerin kullanılmasına izin verilmesi doğru. Edebiyatta milli ruhu konu alan eserlerin yasaklanması doğru. Göçlerin engellenmesi tam aksine arkadaşlar. Göçler engellenmiyor. Sovyet Birliği, yani Rusya sürekli Türkleri göçe zorluyordu. Cevap C seçeneği olur. Farklı bir Latin harf sistemine geçilmesi. Bu da doğru. Camilerde ibadete kapatılması yine asimilasyon politikalarından biridir yani. Cevap C olur. Üçüncü soruda Balkan Antantı'nın etkin faaliyetleri arasında durumlarından hangileri yer alır? İtalya'nın Habeşistan'a saldırması üzerine Milletler Cemiyeti'nin aldığı zorlayıcı ekonomik önlemlere katılması doğru, değil mi? Montreux Konferansı'nda Türkiye'yi desteklemeleri, evet, değil mi? Bu konferansta Türkiye'yi desteklediler. Arnavutluk pakta dahil etmesi, hayır arkadaşlar, Arnavutluk bu pakta dahil olmamıştır. Cevap D seçeneği. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. 1917'de Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına yönelik olarak yayınlanan Balfour Deklarasyonu'nun yukarıdaki devletlerin hangilerinin kabul ettiği söylenebilir? Birinci öncülde İngiltere var. Bu kabul etmiştir, değil mi arkadaşlar? Yine ABD kabul etmiştir. Fransa yine bunu kabul etmiştir. Yani 1917'de Filistin'de bir Yahudi devletini kurulmasını kabul etmişlerdir. Buna Balfour Deklarasyonu denir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olur. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç ilişkisi kurulamaz? Kapitülasyonların kaldırılması, ulusal kültürün korunması. Böyle bir ilişki kurulamaz değil mi arkadaşlar? Ulusal kültür farklı bir şey. Kapitülasyon arkadaşlar ekonomik ayrıcalıklardı değil mi arkadaşlar? Bu ekonomiyle ilgilidir. Yani ulusal kültürün korunması ile neden sonuç kurulamaz. Diğer şıkları okuyalım. Medeni kanunun kabul edilmesi hukuk birliği sağlandı değil mi? Bu doğru. Yine cumhuriyetin ilan edilmesiyle rejim tartışmalarına son verildi. Bu da doğru. Millet mekteplerinin açılmasıyla okur yazar oranı arttırıldı. Bu da doğru. Aşar vergisinin kaldırılması yine üretimde artmaya neden oldu. Aşar vergisi halktan alınan ürün vergisiydi. Bu kaldırılınca arkadaşlar üretim artmış oldu. Cevabımız A seçeneği olur. Altıncı soruda yukarıdaki devletlerden hangileri milli mücadelede Batı cephesinde yaşanan gelişmelerin sonucunda Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmişlerdir? Fransa biliyorsunuz Ankara Anlaşması'yla Sevr'in geçersiz olduğunu kabul eden bir devletti. Yine Sovyet Rusya'da aynı şekilde Batı cephesindeki gelişmelerden sonra Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Ancak Ermenistan kabul etmemiştir. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Diyor ki yukarıdakilerden hangi Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümet değişikliğine neden olmuştur? 7. sorumuzda. Şeyh Said isyanı hükümet değişikliğine neden olmuştur, değil mi? Fethi Okyar hükümeti istifa etmiştir. Yerine İsmet Paşa hükümeti kurulmuştur. Menemen olayı ve Bursa olayında herhangi bir hükümet değişikliği olmamıştır. Cevap A seçeneği olur. 8. sorudan devam ediyoruz. İspanya'da iç savaş aşağıdaki gruplara hangileri arasında yaşanmıştır? İspanya'da iç savaş milliyetçiler ile cumhuriyetçiler arasında gerçekleşti, değil mi? Cumhuriyetçiler Valencia'da, milliyetçiler ise Franco önderliğinde Burgos'ta hükümet kurmuşlardır. Cevabımız milliyetçiler ve cumhuriyetçiler olacak. Yani D seçeneği. İspanya iç savaşı.
Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yasama yetkisini kullandığını gösterir? Yasama nedir arkadaşlar? Yasa yapma değil mi? Yasama. Adı üzerinde yasa. Yani kanun oluşturabilme. Hiyanet-i Vatani kanunun çıkarılması. Evet. TBMM'nin yasama yetkisini gösterir. Cevap A seçeneği olur. Müdafaa hukuk grubunun kurulması. Hayır. TBMM kurmamıştır zaten. Yine Ankara Müftüsü'nün fetva alınması. Bu da TBMM ile ilgili bir şey değil. Tekaffül-i Milliye Emirlerini Mustafa Kemal Paşa yayınlıyor zaten. İstanbul ile bütün haberleşmenin kesilmesi de yine yasama yetkisiyle ilgili değil. Cevap A seçeneği olur. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri ikinci meşrutiyet dönemindeki gelişmelerdendir? İlk kez kanun üstünlüğü... Hayır arkadaşlar. Daha önce kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Padişah yetkili anayasada ilk kez sınırlanmıştır. Hayır. İlk kez anayasa ile kanun esası da sınırlanmıştır. Bu da değil. Toplantı, gösteri, basın ve yayın hürriyeti sağlanmıştır. Bu doğru. Hangisi gelişmelerdendir? Cevap yalnız 3 olacak. 11. soruda aşağıdakilerden hangisi 1. ve 2. Dünya Savaşları arasındaki dönemde gerçekleşmemiştir? Penisilin bulunması 1929'da değil mi? Alexander Fleming tarafından keşfediliyor. Lazerin icat edilmesi bu. Arkadaşlar bu daha sonraki bir dönemde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş döneminde icat edilmiştir. Değil mi? Normalde 1918'de 1. Dünya Savaşı bitti. 1900 kaçta? 39'da da 2. Dünya Savaşı başladı. Yani biz bu yıllar arasındaki gelişmeleri bulacağız. Bu 2. Dünya Savaşı sonrası bir gelişmedir. Cevabımız B seçeneği olacak. Diğer öncülere bakalım. C vitamininin keşfedilmesi 1928 yılıdır. İlk sesli sinema filminin yapılması 1927 yılıdır. Verem aşısının keşfi bu da 1921'dir. Yani dolayısıyla bunlar 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki gelişmelerdir. Lazerin icat edilmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde keşfedilmiştir. Cevap B seçeneği olur. İsminden sonra söylemiştir. Siz orada yalnızca düşman ordularını değil, Türk milletinin mahkûs tarihini de yendiniz. Bunu 2. Önyeğünlü Savaşı'ndan sonra söylüyor, değil mi? Cevabımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın nerede ne söylediğini iyi bilin. Soru kalıplarında çıkıyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet, 13. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1718-1730 yılları arasında Osmanlı'da yaşanan gelişmelerden değildir? Arkadaşlar bu döneme Lale Devri diyoruz, değil mi arkadaşlar? Lale Devri. 3. Ahmet dönemi oluyor. Şıkları okuyalım. Çiçek aşısının uygulanması evet İran'dan getirildi ve uygulandı. Doğru. Türk matbaasının kurulması yine doğru. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi bu ikinci Mahmut gelişmeleri arkadaşlar. Gelişmesi. Cevabımız C seçeneği olacak. Yine Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler kuruluyor. Bu da doğru. Tulumbacılar Ocağı'nın kurulması yine Lale Devri'nde olmuştur. Cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdakilerden hangileri San Remo Konferansı'nda İngiltere'nin nüfuz bölgesi olarak kabul edilmiştir? San Remo Konferansı. Arkadaşlar San Remo Konferansı'nda İngiltere, Irak ve Filistin'i nüfuz bölgesi olarak kabul etmiştir. San Remo Konferansı'nda Suriye arkadaşlar Fransa'nın nüfuz bölgesi olarak kabul edilmiştir. Yani Irak ve Filistin İngiltere olacak. Cevap D seçeneği. Doğrudan bilgi soruları bunlar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik krizin sonuçlarından biri değildir? Bu da bir diğer ismi arkadaşlar. Kara Perşembedir. Böyle de gelebilir. Çünkü Perşembe gününe denk geldiği için Kara Perşembe olarak adlandırılıyor. 1929 dünya ekonomik krizi. A seçeneğine baktığımızda takas ekonomisine dönülmesi doğru, değil mi? Piyasada para yokken takas ekonomisine dönülmüştür. Madencilik sektöründe talebin düşmesi, evet talep düşmüştür. Dünya ticaret oranında düşme olmuştur, doğru. Tarım ürünü fiyatlarının yükselmesi,
Hayır arkadaşlar, tam aksine tarım ürünlerinin fiyatları düşmüştür, değil mi? Çiftçiler zor durumda kalmıştır. Ürünleri ellerinde kalmıştır. Cevap D seçeneği olacak. İnşaat faaliyetlerinin durması, bu da doğrudur. Evet, 16. sorudan devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde zanaat okulu düzeyinde eğitim veren Mithat Paşa tarafından açılan terzilik ve ayakkabıcılık gibi mesleklerin öğretildiği okul aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu ıslahhane olacak. Yine doğrudan bilgi sorusu. Cevabımız ıslahhane olacak. Sanayi Nefise Mektebi Osman Hamdi Bey tarafından kurulan Güzel Sanatlar Okulu'dur. Darül Maarif devlet memuru yetiştirmek amaçlı kuruldu. Değil mi? Sultani bir tür lisedir arkadaşlar. Lise seviyesinde eğitim verir. Mektebi Ulumi Edebiye yine rüştiye düzeyindedir. Memur olacaklara işte doğru yazı yazabilme, edebiyat dersleri gibi dersler verilmiştir. Yani cevabımız ıslahhane olacak. Bu Mithat Paşa tarafından açılmıştır. Terzilik ve ayakkabıcılık gibi meslekler öğretilmiştir. Cevap B seçeneği. 17. soruda Anadolu Selçuklu Devleti'nde unsurlarından hangileri mimari yapıların süslenmesinde kullanılmıştır? Geometrik şekiller kullanılmıştır. Yine Anadolu Selçuklu Devleti bir Müslüman devlet, değil mi? Hat kullanılmıştır. Yine hayvan figürleri kullanılmıştır. Değil mi? Kuş figürü, başka hayvan figürleri kullanılmıştır mimari yapılarda. Dolayısıyla cevap E seçeneği. Ve son sorumuz 18. sorudan devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Artuklular dönemine aittir? Hasan Kef kalıntıları doğru değil mi? Malabadi Köprüsü yine doğru. İşte Artuk Sarayı var, Hatuniye Medresesi var, Hüsamiye Medresesi var. Bunlar Artuklular dönemine aittir. Artukların nerede kurulduğunu bilin arkadaşlar. Mardin, Batman, Diyarbakır çevresinde kurulmuştur. Yani o bölgedeki kalıntılar, o bölgedeki eserler Artuklular dönemine aittir. Divri Külliyesi bu Sivas'ta değil mi? Divri Külliyesi Sivas'ta Mengücekler tarafından yapılmıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet arkadaşlar, sorularımız böyleydi. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.